Yazıdan söze Sevgili dinleyicilerimiz Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyosunda yazıdan söze programına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice bayramlar diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programı hazırlayan değerli arkadaş arkadaşımız Sayın Ayşe Yürük, teknik yönetimde Sayın Bedir Karabörklü ve mikrofonda ben Esra Ömeroğlu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün stüdyo konuğum öğretim görevlisi Doktor Sayın Zeynep, Sibel Sipahioğlu hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve sevgili dinleyicilerimiz bugün geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz 10 Ağustos 2018 tarihinde yitirdiğimiz 1950'de yazdığı Bizim Köyle büyük yankı uyandıran o yıldan bugüne kitabının defalarca baskısı yapılan köy edebiyatı akımını başlatan 1966'da UNESCO Dünya Kültürüne Hizmet Ödülü'nü alan eserleri lehçeden Rusça'ya pek çok dile çevrilen, toplumsal gerçekçiliğin öncüsü kabul edilen şair, öğretmen, yazar, önemli bir edebiyat adamı, insanı olan Mahmut Makal'ı konuşacağız. Ben hemen sohbetimize başlamak istiyorum Sayın Sipahioğlu. Mahmut Makal kimdir? Nasıl anlatırsınız bizlere? Evet ben de başlamadan bizi dinleyenlerin bayramını kutluyorum. Ee, Mahmut Makal... Ee... Nide Aksaray eski Nide şimdi Aksaray ile oldu tabii ona bağlı Demirci Köyü'nde 1930 yılında doğdu ve geçtiğimiz haftalarda da 88 yaşında vefat etti. Köy enstitüsünde yetişmiş bir kişidir Mahmut Makal Konya Ereğli'deki. İvris Köy Enstitüsü'nü bitirdi. Hı hı. Buradan mezun olduktan sonra da çok genç bir öğretmen olarak e, atandığı yere gitti. 17 yaşında başladı mesleğe. Hı hı. Şimdi bugünkü koşullarla değerlendirdiğimizde ne kadar genç. Evet. Fakat oradan ünü dünyaya yayılan bir yazar oldu. Buradan başladı. Hı hı. Makal e, tabii Makal anlatırken köy enstitülerine değinmeden de e, geçmeyelim. E, çünkü onu belki de Mahmut Makal yapan, e, buralarda aldığı nitelikli ve çok yönlü eğitim. Bu eğitimden de kısa bir bahsedeyim. Köy enstitüleri bildiğimiz gibi köylerde konumlanan teknik eğitim merkezleri daha çok kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının kazandırıldığı öğrencilerin düşünmeye kendilerini ifade etmeye, iyi konuşmaya ve yazma becerilerini geliştirmeye çalıştığı yerler çok da ağırlıklı olarak sanat eğitiminin de ön planda olduğu yer yani resim müzik tiyatro halk oyunlarının evet. öğrencilere verildiği çok değişik bize has bir eğitim modeli hı hı. Makal buradan mezun olduktan sonra yine kendi çevresinde çok yakın Nurgöz köyüne atanıyor evet. dediğim gibi 17 yaşında bir genç öğretmen olarak. Ee, orada yaşarken e, gözlemlediği pek çok şeyi de e, notlar olarak e, Varlık dergisine gönderiyor. Evet. Başlık da şu dergide bir köy öğretmenin notları diye bir tefrika halinde yayınlanıyor bunlar. Hı hı. E, bu yazılarda da tabii köyün günlük hayat, hayatından sorunlardan e, okullardan bahsediyor. E, 48-50 yılına kadar iki yıl boyu bu yazılara devam ediyor makal ve 1950 yılının Ocak ayında da sizin söz ettiğiniz onu e, en onu en iyi tanıdığımız eseri bizim köyü e, der, derliyor roman olarak. Kalem alıyor. Yani bu özü bizim köyün makalın iki yıl boyu yazdı bu küçük yazılara dayanır. Onun evet, bir derlemesidir. Tabi birdenbire çok büyük bir başarı getiriyor. Peki birçok eseri var Mahmut Makar'ın. Başka eserler de var. Şimdi yeri geldi izninizle Bizim Köy çok önemli bir eser. Hı hı hı. Neden önemli ve edebiyatımızdaki yerini ve önemini de değerli dinleyicilerimize aktarmanızı Aa, tabii, rica tabii. edeceğim. Bizim Köy'den bahsedeceğim. Diğer hı hı. yapıtlarından da yaşam öyküsünü birazcık tabii, daha tabii, tamamlayayım. Tabii Hocam. Aha, buyurun. E, çünkü bu kadarla yetinmiyor. Sonra Gazi Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde de yüksek öğretimini tamamlıyor sonra tekrar. Hı hı. Ee, yine görgüsünü, bilgisini geliştirmek için İngiltere'ye gidiyor. Fransa'da sosyoloji çalışmaları yapıyor. Bakın yetinmiyor. E, vizyonunu burada anlatmak istiyorum. Hani bir köy enstitülünün vizyonunu da burada görüyoruz. Ve o Sınırlar, yıllarda. Tabii tabii sınırlarının dışına çıkıyor kendini geliştirmek için. 1971-72 yıllarında da e, Venedik Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı... Ee, okutuyor orada ee, söz, söz ettiğiniz 17 kitabı var toplam ee, bunların içinde memleketin sahipleri yer altında bir Anadolu İngiltere'den yazdığı orayı inceliyor ve ka karşılaştırıyor ötelerin havası dediği İngiltere'den köylüye mektuplar diye bir kitabı var Kuru Sevda ee, ve 1975'te de tekrar e, aynı bizim köyü değişenler bizim köy şeklinde yeniden e, yazıyor bir Hı -hı. daha yorumluyor diyelim e, UNESCO ödülü var söylediğiniz gibi hizmet ödülü var e, UNESCO onu dünya geçliğini örnek insan seçti ve evet. 1967 yılında da Türk Dil Kurumu'na hizmet ödülü var. Bizim köye gelecek olursak hani evet. bu nasıl bu kadar yankılandı bu kadar genç bir yazar bu başarıyı nasıl gösterdi? Ne oldu? Biraz ne <laughs> oldu da böyle bir şey evet. oldu? Biraz buna bakabiliriz bir kere öncelikle hakikaten şimdi düşünün 17 yaşındaki bir genci biz bir çocuk gözüyle görürüz değil mi? Yani bir lise öğrencisi şu anda. Evet. Yani gözlemi ne olacak değerlendirmesi ne olacak ama ne kadar iyi yetişmiş? Ki bunu yapabilmiş. Kesinlikle. Bugün okuduğumuzda son derece anlamlı, bütünlük içerisinde bir yapıt görüyoruz karşımızda. Evet. Kitabı anlatırken kendisi Mahmut Köylü, Köylüler, ona Mahmud Efendi diyorlar. Ve Mahmud Efendi'nin öyküsü bu aslında. Tamamı gerçeklere dayalı. Evet. Öneminin bir, bir tanesi bir kurgu değil, Gerçek. bir yaşadığı gerçekleri burada anlatması ve köyün içeriden eleştirisi. Ya daha önce köy üzerine yazılan yazılar var. Yapıtlar tabii var. Yaban var. Ondan sonra Reşat Nuri Güntekin'in var. Yani var ama burada biri bir gerçeklere dayalı bir roman bu. Öyle, evet. öyle düşüneceğiz. Burada Mahmut Makal'ın tamamıyla objektif bir bakış bakış açısı var diyebilir miyiz? Ee, Gerçekçiliğin e, şş, Tabii tabii gerçekçi bir bakış açısı var diyebiliriz. Tabii evet. yaşadığı her şeyi birebir ve abartmadan, Hı -hı. çok da e, dramatize etmeden e, aktarmış bir diğer şey neden önemli köy edebiyatı akımının başlatıcısı sizin söylediğiniz gibi evet. arkasından onu takip eden pek çok köy enstitülü hoca e, yazar geliyor karşımıza kim gibi mesela Fakir Baykurt e, Talip Apaydın ve Dursun Akçam gibi edebiyatımızın ünlü kalemleri de onu takip ediyorlar hı hı. E, ve 80'lere kadar uzanan e, toplumcu gerçekçi köy romanının da ilk örneklerinden. Toplumcu gerçekçiyi belki biraz dinleyicilerimiz için açabiliriz. Yani kalemi toplumun hizmetinde oynatmak diyebiliriz. Hani vardır ya çok klasik sanat için sanat, toplum için sanat meseleleri. Evet, evet. E Bunlar toplumdan yana duran yazarlar. <laughs> e hani bir şey yapalım, bir işe yarasın, bir sorunu dillendirelim, bir çözüm gelsin, birileri sesimizi duysun amacıyla yazılmış yazılar evet. ve toplumcu gerçekçi akımında önemli bir temsilcisi. Şimdi bu kadar sorun dolu bir kitabı, ben beni hep düşündürür o. Yani böyle hani bir okuyucuyu çok üzmeden, okuru üzmeden nasıl böyle yapabilmiş Mahmut Makal diye. Bir kere çok yalın bir dili var. Evet. Herkesin anlayabileceği ve bence en önemlisi de e, iyimser bir anlatımı var. Yani hani bu sorunlar gerçekten çok can acıtıcı sorunlar. Ama bunu dilendirirken yine iyimserliğini kaybetmeden, umudu kaybetmeden bunlardan bahsediyor bilimsel taraftan da şöyle bakabiliriz. Şimdi tabii bu tip çalışmaları o zaman çok rastlanmıyor. Yani şu anda akademide işte monografi, etnografi falan gibi çalışmalar var. Hani bilimsel çalışmalar bunlar. Katılımcı gözlem denilen çalışmalar var. Gidip bir kültürle beraber uzun süre içinde yaşayıp gözlemlerinizi aktarıp bilimsel bir çalışma hazırlıyorsunuz. E makal evet. neredeyse bunu yapmış gibi. Bir bakıma da öyle düşünebiliriz. Çevirileri oldu. O İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça gibi pek çok dile çevrildi. Ve dışarıda da çok ün kazandı. E, kitabın oluşumu da şöyle e, bir roman kurgusu içinde değil ama küçük küçük öykülerden oluşuyor gibi e, düşünelim hı hı. E, kısa kısa tam öykü de demiyoruz ama böyle öykücük diyebiliriz belki anılar diyebiliriz e, anılar diyebiliriz tabi anıların ama hani öyküleştirmiş şekilde bunu çok güzel bir anlatımla canlı bir şekilde anlatıyor hı hı. kendisi de diyor ki hani buna bizim köy e, ismi verildi ama aslında ben ben buna hani yaşanmış köy hikayeleri e, diyebilirim diyor. Evet. E şimdi tabi bu kadar toz pembe de değil her şey e, değil mi? 1950'de e, bunu yazdığında 20 yaşında bu yayımlandığında kendi ününden kendisinin bile haberi olmuyor inanın e, Esra Hanım yani evet. e, tam onu yol, soracaktım yol, yol, kendisi yollar, bekliyor muydu acaba? kapalı <laughs> hiçbir şekilde haber gelmiyor e, eser patlamış fakat ünlü olduğunu bile sonradan duyuyor. Yani içinde bulunduğu durumu değerlendirmeniz için söylüyorum. Evet. Fakat şöyle oluyor tabii hiçbir iyilik cezasız kalmaz gibi belki de. Bu kitap nedeniyle bir ay kadar bir hapis cezası alıyor Mahmut Makal. Burada onun için bir ilk şok diyebiliriz. Çünkü hani işe yaradı. Bir övgü beklerken e, değil mi köyün sesini duyuruyor sorunları anlatıyor birisi gelip ilgilenecek belki çözüm gelecek hani çok e, bunlar evet. çünkü hepsi görev adamları olarak yetiştiler. Evet. E, böyle beklerken tabi bu cezanın gelmesi onu biraz e, yıpratıyor köyün işte bizim köyün edebiyatımızdaki yeri belki böyle anlatılabilir. Değerlendirilebilir. Evet, evet. Şimdi hem sizi yormayalım hem de değerli dinleyicilerimizi yormayalım. Güzel bir müzik arası verelim. Daha sonra bu önemli edebiyat insanını Mahmut Makalı konuşmaya sevgili stüdyo konuğumla devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyicilerimiz Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyosunda yazıdan söze programında öğretim görevlisi Doktor Sayın Zeynep Sibel Sipahioğlu ile önemli bir edebiyat insanını konuşuyoruz. 10 Ağustos 2018'de aramızdan ayrılan köy edebiyatı akımının başlatıcısı yazar, şair, öğretmen Mahmut Makal. Ve e, bizim köy önemli dedik. Peki Sayın Sipahioğlu Özellikle kitapta anlatılan sorunlar, toplumsal sorunlar, köy sorunları dediğimizde neleri aktarırsınız değerli dinleyicilerimize? Ee, evet, sorun tabii o kadar çok sorun var ki bu süreye bakalım nasıl sığdırabileceğim hemen kısaca özetlemeye çalışayım. Şimdi başta ekonomik sorunlar tabii, belki diğer sorunların da temeli olan ekonomik sorunlar, yani bir yoksulluk, köylünün geçim derdi. Ee, toprak sorunu mesela köylü toprağa sahip değil. Eee ağalık sistemi var tarım kredi kooperatifleri var oradan krediler alıyorlar kredi borçlarını ödeyemiyorlar mesela hayvan almak için kullanıyorlar bu kredileri öyle güzel anlatmış ki makal işte bir öküz alıyor köylünün birisi değil mi evet. daha ikinci taksiti ödemeden öküz ölüyor filan yani böyle hani çarpıcı örneklerle ve gerçeklerle bizi don donatıyor makal anlatımını da pekiştiriyor bir anda tabi 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 evet. ee, tabi altyapı sorunu ...sorunları var, yatırımın buraya yapılmaması nedeniyle barınma sorunları var. Gerçekten çok zor koşullarda yaşıyor köylüler. Bir Orta Anadolu, kurak bir bölgeyi düşünün tabii bulunduğu yer. Hem kendi memleketi, hem kendi köyü burada, hem görev yaptığı köy aynı evet. iç, il sınırları içerisinde. Isınma sorunu var, soğuğa karşı çok sıkıntıları var, su sorunu var, yol bir dergi geliyor abone oluyor bir dergi aylar geçiyor ona ulaşamıyor posta çok geç geliyor ve her şey anlamını yitiriyor aslında bu gecikmeden dolayı ulaşım sorunu var eşek üzerinde saatlerce günlerce bir yerden bir yere gidiyorlar anlatırken hatta kendi köyünden okula gelirken çok uzun sürüyor yol o sırada uçak geçiyor tepesinden hemen böyle Adana'dan işte Ankara'ya giden bir uçak Ah diyor ya, bak ben şu dağa gidene kadar iki gün geçti de, o benim üstünden hemen geçiverdi gitti. Yani e, ülkede var aslında, ama oraya gitmemiş. Ee, durum bu. Hı. Sağlık sorunları var söz ettiği çok önemli. Hastalıklar var salgın halinde köylüyü kırıyor tabii bu. Özellikle çocuk ölümlerine çok duyarlılar öğretmen oldukları için ve bunların istatistiklerini tutuyor makal. İşte şu kadar çocuk öldü e, filan bunların sebeplerini hep bunun üzerinde düşünüyor çocuklar. E, Pis su falan diyorlar bu çocuk ölümleri ama çok inanmıyor birazcık daha araştırıyor soğuk ve açlıktan öldüklerini öğreniyor bu çocukların. Yetersiz beslenme var çok kısıtlı temiz suyun olmayışı var yani hijyenle ilgili problem var hı hı. hastalandıkları zaman ilaç ve doktor bulamıyorlar. Doktor uzakta gitseler bile ilk istedikleri ilgiyi göremiyorlar. E, ve bunun yerinde de tabii hemen böyle durumlarda ortaya çıkan ilkel tedavi yöntemleri geliyor. Bu alanda da pek çok örnek var kitapta. Evet. E, Maalesef. E, evet. E, bir alıntı okuyayım buradan size. Buyurun hocam. Mesela beslenme ile ilgili diyor ki çoğunlukla ya kuru yavan ekmekle ya da biraz soğanı turşuyu katık ederek gününü gün eder köylü. Bulguru bile zor bulur diyor. Bakın bulgur bile lüks gibi sanki. Hı hı. E, bulursa da bulguru zaten şöyle bir menü var. Sabah e, bulgur çorbası, akşam bulgur pilavı diye e, böyle de bir e, anlatımı var, değerlendirmesi var. var. Evet. E, eğitim sorunlarını tabii öğretmen olduğu için çok duyarlı. Bunların üzerinde duruyor. Köyde e, Nurgöz köyünde iki okul var. Bunlardan bir tanesi mahalle mektebi, diğeri de e, Mahmut Hoca'nın, Mahmut Efendi'nin okulu. E, mahalle mektebini tabii bir imam idare ediyor. E, okul binası çok kötü durumda. Çatısı bile kapanmamış. Bunu hep kendi olanaklarıyla yapmaya çalışıyorlar. Öğrenciler kesinlikle sırada, sandalyede falan oturmuyorlar. Yerlerde oturuyorlar ve zemin de toprak ee, tahta yok dersi anlatacak ee, Okullaşma oranı da çok düşük özellikle kızlarda çok düşük kızları okula göndermiyorlar Şunu gözlemliyor makal diyor ki kızlar diyor mahalle mektebine koşa koşa gidiyordu diyor Benim okula gelmiyordu bir de böyle bir aralarında bir rekabet gibi bir durumda oluyor <laughs> evet. tabi ee, Şimdi tabi köylünün durumu böyle kötü de öğretmenin iyi mi? Ee, kendi koşulları da bunlara çok benzer durumda ama en çok yakındığı şey yalnızlığı ve çaresizliği bir şeyler yapmaya çalışıyor, hı hı. E, değiştirmeye çalışıyor, e, onlara göstermeye, öğretmeye çalışıyor ama çok zorlanıyor bunda. Yani sigarayı bile bıraktırmaya çalışıyor çünkü çocuklara defter alamıyorlar, sigara alıyorlar. İşte bu düzenleri böyle kendi çapında düzeltmeye çalışıyor bu bozuklukları. Evet. E, kendisi de onlardan biri e, Makal. Yani e, şöyle söyleyelim bu kadar e, anlatıyor ama. E, makal aynı çevreden yörenin adamı değil mi? E, dili biliyor, oradaki toplumsal yapıyı biliyor, adetleri, görenekleri, gelenekleri iyi biliyor. <laughs> Onlardan biri ona rağmen bu kadar sıkıntıları görüyorsa düşünün siz düşünün kentten oraya tayin olmuş. Hiç bu kültüre uzat bir kişinin öğretme, öğretmenliğini, orada nasıl uyum gösterebileceğini, artık orayı da kendisi siz de düşünün. psikolojik <laughs> olarak sıkıntı içerisinde olabilir <laughs> makalın değil mi? E, o tabii, yıllarda tabii. beklemediği bir şeyler. Çok idealist öğretmenler olarak bunlar oraya gönderiliyor. Yaş itibarı çok şeyleri var. Yaş, evet. Yaşı da çok genç. Bir sürü şey yapmak istiyor ama kağıt üstündekiler orada geçmiyor hayata. E bunun biraz hayal kırıklığı da oluyor tabii. Evet. Şimdi öğretmen e, başka şeylerle de mücadele ediyor. Ne gibi? Mesela bağnazlık var, değil mi? E, tarikatlar hemen doldur veriyor buradaki şeyleri, boşlukları. E, şifa dağıttığını iddia eden dolandırıcılar var. Bunlar para karşılığında köylüyü epeyce sömürüyor makal bunlarla da savaşıyor. Ee, yönetimden de destek alamıyor. Normalde hani muhtarın da filan kendisiyle beraber hareket edeceğini düşünürüz. Öyle de olmuyor. Muhtarlar için şöyle bir şey söylüyor bakın. Köylerin çoğunda askerlikte çatpat okuyup yazma öğrenmiş, geniş görüşlü kimseler bulunduğu halde çok kere muhtarlar cahiller arasından seçilir diyor. Yani bu, bunu da eleştiriyor yani muhtarlara hani e, evet. zenginler arasından daha çok seçerler, daha güçlüyü seçerler ama okumuş olanları seçmezler diyor. Radyo ile ilgili de bir şey var aslında kitapta onu da burada radyodayız madem onu da söyleyeyim. Evet lütfen. Bir İsa Çavuş var ile ilgili o İsa Çavuş'a bir türlü radyoyu inandıramıyor makal. Yani dünyada bu kadar ses var neden hepsini çekmiyor bu radyo filan diye soruyor e, İsa Çavuş yani söyleyen bu kesinlikle o söyleyen söylenen yerin altında birisi konuşuyor nasıl olur da Mısır'da işte okunan ezan burada duyulur filan gibi böyle yorumluyor. Milleti uyutuyorlar bu radyo ile filan diyor. Onu bile anlatamıyor. Yani radyonun mantığını bile aktaramıyor onlara. Evet. bir dörtlük yazmış. Onu okumak isterim. Buyurun lütfen. Ee, Karlı dağlar, kara dağlar çevirmiş dört yanımı. Cahillik sarmış yöremi. Uçar kuş olsam, kurt olsan kurtulamazsın. Bir kaşık suda boğarlar adamı diye. Ee, sonra tabii başka sorunlar da var ama kadın sorunlarını da önemsiyorum. Yani onu da biraz e, değineyim. Evet. Ee, i̇şlerin çoğunu köy yerinde kadınlar gördüğü halde kadının toplumda yeri yok tahmin edebileceğimiz gibi. Ee, ve bir e, alıntı okuyacağım yine buradan kendi sözleriyle. <laughs> Köy erkeğinin gözünde kadının hiçbir değeri yok gibidir. Buna karşılık kadın erkeğine kul köle olur. Bir dediğinden dışarı çıkmaz. Erkek döver, söver, kol kanat demez, kırar, ağlatır, sızlatır, beri ki gık demez, diyemez ki. Hayat arkadaşı kavramını köy erkeği benimsemez. Bir ailenin erkekleri ayrı, kadınları ayrı yerler yemeği. Bundan başka sesi de gizlidir kadının. Rastgele herkesle konuşamaz kadın. Hele genç bir kız ya da gelin kendinden büyük erkeğe, kadına, özellikle akrabaya el ve baş işaretiyle bile meram anlatamaz. Yüzüne bakamaz. Kadının durumu da e, böyle içler acısı bir durumda. Ve o kadar güzel anlatılmış ki etkilenmemek Hı -hı. mümkün değil. Mümkün değil. Değil mi? Yani onları bilinçlendirmeye çalışan, kendini pa paralayan bir öğretmen var karşımızda. <laughs> evet ve bir türlü de ikna edemiyor anladığımız yani. kadarıyla. E, tabii bir de sorun onların sorunu. Aslında kendisi oradan gitse başka yerlerde de iş bulabilecek. Şimdi peki şöyle diyelim biraz hani peki makal tüm bu sorunları dillendirdiği için e, hani... Ne oldu? Anlattım demin zaten bir hapis cezası oldu ama hani yönetime yaranamadı doğru. Peki. Ama köylüye de yaranamaz, inanır mısınız? Bir de böyle bir şey var. O daha vahim. O, o da vahim. <laughs> yani onlar için çalışıp bir de onlara da ama evet. Onu da şöyle diyor. Köylüler şöyle diyorlar ona. Kızıyorlar yani niçin bunları anlatıyor diye. Biz kıt kanaat geçiniyoruz. O da bizi el aleme rezil ediyor diyor diyorlar. Annesi babası bile sürekli şikayet alıyorlar çünkü oğlum böyle yaptı, oğlum böyle etti diye. Ee, onlar da yılmışlar bu durumdan. Ee, yanlış anladıklarını, bu yazıları köylünün çıkarını kollamak için yazdığını bir türlü anlatamıyor makale onlara. Evet. Hocam çok teşekkür Hı. ediyorum bugün çok önemli bir edebiyat insanını konuşmaya çalıştık vaktimizin yettiğince elbette ki yetmeyecektir Mahmut Makalı anlatmaya bu süre ama ben size çok teşekkür ediyorum veda vaktimizin geldiğini söylemek istiyorum ve sevgili dinleyicilerimiz Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyosunda yazıdan söze programında bugün stüdyo konuğum öğretim görevlisi Sayın Doktor Zeynep Sibel Sipahi voğluydu kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Programı sizler için hazırlayan kıymetli arkadaşım Ayşe Yürük, teknik yönetimde Bedir Karabörklü ve mikrofonda ben Esra Ömeroğlu. Hepinize güzel bir gün dilerken, sağlıklı, huzurlu, mutlu nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Yazıdan Söze